Dünyanın en ilginç, en sıradışı rekorlarını kıran insanlarıyla tanışmaya hazır mısınız? Bu tuhaf rekortmenlerin kırdıkları rekorları kimse ne denemek ne de tekrardan kırmak istiyor. Gelin bu ilginç rekorlara daha yakından bakalım. Charles Osborne. Videomuza dünyanın en uzun hıçkırığıyla başlıyoruz. Charles Osborne adındaki adam 96 yıllık hayatının 68 yılını hıçkırarak geçirmiş. Aslında Osborne hıçkırma hastalığına yakalanmış. Bir kaza sonucu beynindeki bir damarın tıkanmasıyla bu hastalığa yakalanan adamın 68 yılı içerisinde 430 milyon kez hıçkırdığı tahmin edilmekte. Hastalığının ilk başlarında Osborne'un hıçkırık sayısı dakika başı 40 civarındaymış. Fakat zaman geçtikçe bu sayı 20'ye kadar düşmüş. Osborne'un ölümünden yaklaşık bir yıl önce gizemli bir şekilde hıçkırığı kesilmiş. Charles Osborne zaman geçtikçe hıçkırığından çıkan sesi engellemenin de bir yolunu bulmuş. Charles, hıçkırıkların arasında belirlediği bir yöntemi kullanarak nefes alıyormuş. Bu yöntem ona Mayo Clinic'te kendisine yardım eden doktorları tarafından öğretilmiş. Bir türlü geçmeyen hıçkırığınızın olduğunu hayal edin. Çok sinir bozucu, öyle değil mi? Juan Pedro Franco. Kimsenin denemek dahi istemeyeceği bir diğer rekorda sıra. Meksikalı Juan Pedro Franco, 595 kilo ağırlığıyla dünyanın en kilolu insan unvanının sahibi. Kırılması güç bir rekora imza atan 32 yaşındaki Pedro, yarım tonu aşan ağırlığı yüzünden yataktan kalkmakta dahi zorlanıyor. Nefes almakta da zorlanan Pedro, kiloları sağlığını ciddi anlamda tehdit etmeye başlayınca dünyanın en kilolu adamı unvanını kaybetmek uğruna ameliyat olmaya razı olmuş. Ameliyat olup kilolarının birazından kurtulan Franco halen dünyanın en şişmanı olma unvanını koruyor. Peki kimler Pedro'nun rekorunu kırmak isterdi? Matt Suter. Matt Suter adındaki adam 11 Mart 2006 yılında saatte 240 km hızla esen bir hortum geldiğinde Fort Bend, Missouri'de anneannesinin evindedir. Kasırga o kadar şiddetliymiş ki evin kapılarını, camlarını kırıp Matt'i de içine alıp çekmiş. Birkaç dakika sonra ise Matt mucizevi bir şekilde evinin 400 metre uzağındaki bir arazide uyanmış. Şaşırtıcı bir şekilde Matt'in sadece ufak tefek birkaç yarası varmış. John Evan. Başınızda araba taşıyabilir misiniz? Muhtemelen hiçbiriniz bunu yapacak ne cesarete ne de kuvvete sahip. Bu yüzden sıradaki rekoru denemek dahi istemeyeceksiniz. İnşaat işçiliği yapan John Evan ilk başlarda kafasının üstünde kiremit veya merdiven taşıyormuş. Daha sonraları ise tahta platform ve 36 tuğla taşımaya başlamış. Sonrasında ise bu yeteneğini televizyonda herkese göstermek istemiş. Televizyona çıkmasıyla John'un yeni kariyeri başlamış. 32 kategoride toplam 34 Guinness rekorunun sahibi olan John kafasıyla bir arabayı bile taşıyabilmekte. Dünyanın en güçlü boyunlarından birine sahip olan adam bir Mini Cooper'ı başının üzerinde ellerini kullanmadan 33 saniye boyunca tutmuş. Michel Lotito. Meydan okumak istemeyeceğiniz bir rekor daha. Michel Lotito uçak dahil her şeyi yiyebilmekte. 15 Temmuz 1950'de dünyaya gelen Lotito doğuştan gelen bir yeteneğe sahip. Dünya genelinde Bay Her Şeyi Yiyen adıyla tanınan ilginç adamın sindirim sistemi normal bir insana göre çok daha fazla çalıştığı için midesine giren her şeyi sindiriyormuş. O sadece metal değil, cam, demir, tahta, yün, plastik ve daha birçok saçma sapan şeyi yiyebilmekte. Lotito yaklaşık 40 yıllık kariyerine 18 bisiklet, 15 alışveriş arabası, 7 televizyon, 6 avize, 2 yatak, 1 kayak takımı, 1 tabut, 1 bilgisayar, 1 de araba sığdırmış. Bir uçağı ise 2 yılda yemeyi başarmış. 2007 yılında ise metal yediğinden değil tamamen doğal sebeplerden dolayı hayatını kaybetmiş. 7. Radhakant Bahishpai. Dünyanın en uzun kulak kıllarına ise Radhakant Bahishpai adında Hintli bir adam sahip. 25 cm uzunluğunda kulak kılları olan adamın hayattaki en büyük amacı dünyanın en uzun kulak kılığına sahip olmakmış. 2003 yılında 13.2 cm olan kıllarıyla Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başaran Radhakant bundan sonra daha da hırslanmış ve kulak kıllarını bakımlarla birlikte 25 cm'e kadar uzatmış. Peki kimler böylesine ilginç bir rekorun sahibi olmak isterdi? 8. Ahmet Tafzi. Beyin hücrelerine savaş açmış Ahmet Tafzi'de sıra. Ahmet inanılmaz güç ama kafasıyla dakikada 43 karpuz kırıyor.
Kafasıyla karpuz kırmanın dışında soda kapaklarını da açabilen bu adamın kafası görenleri şaşkına düşürüyor. Kesinlikle bu ilginç rekorun sahibi Ahmet Tavsi'ye meydan okumanızı tavsiye etmiyoruz. 9. Li Longlong. Sıradaki adamın da kafasıyla bir alıp veremediği var. Ellerini kullanmadan, sadece kafasını kullanarak merdiven inip çıkabilen Li, 2 yıl üst üste Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başarmış. Bu alandaki yerini kimseye kaptırmayan Li, sizce de çok zor bir şey yapmamış mı? 10. Alex Vendrell. Su altında en fazla ne kadar süre nefessiz kalabilirsiniz? 24 dakika 3 saniye nefesinizi tutabilir misiniz? Kulağa imkansız geliyor, öyle değil mi? Ancak Alex Vendrell adındaki sporcu, statik apnea dalında tam 24 dakika 3 saniye nefesini tutmayı başararak Guinness Dünya Rekorunu kırmış. Normal nefeslenmeyle değil, saf oksijen solunarak elde edilen bu rekoru Alex kesinlikle sonuna kadar hak etmiş, öyle değil mi? 11. Elaine Robert. Yine kimsenin denemek dahi istemeyeceği bir diğer rekorda sıra. Elaine Robert, 7 Ağustos 1962 Fransa doğumlu dağcı ve gökdelen tırmanıcısıdır. Dünya genelinde gerçek örümcek adam olarak bilinen Robert, gökdelenlere herhangi bir araç kullanmadan tırmanmaktadır. Sadece yanına magnezyum tozu, küçük bir çanta ve bir çift kaya tırmanış ayakkabısı almaktadır. Bu zamana kadar 130'dan fazla gökdelen tırmanışı gerçekleştiren adrenalin tutkunu adam dünya rekorunu kırmış ve Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırmıştır. Elaine Robert zirvesini ise 160 katlı 828 metre yüksekliğindeki Dubai'nin simgelerinden olan Burj Khalifa'ya tırmanarak gerçekleştirmiştir. 12. Wim Hof. Sıradaki süper güçlü insanımız Wim Hof, namı diğer buz adam. Dünyanın en uzun buz banyosu dahil 20 dünya rekoru sahibi olan Wim, bu yeteneğini aşırı soğuğa karşı beyniyle vücut termostatını çalıştırarak dayanma olarak tanımlanmaktadır. Tüm bu olağanüstü durumları gerçekleştirirken Wim kendi geliştirdiği bir çeşit nefes alma tekniği olan Wim Hof metodunu kullanmaktadır. Eminiz yine birçoğunuz Wim Hof'a bu alanda meydan okumak istemeyecek, öyle değil mi? 13. Ian Stewart. Çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir rekoru kıran Ian Stewart da sıra. 2016 yılında Stewart, sıra dışı bir rekorla Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başarmış. Stewart, çalışan 3 elektrikli testereyi 94 kere çevirerek rekorun sahibi olmuştur. Bize de oldukça cesur ve yürekli olan bu rekortmeni tebrik etmek düşüyor. 14. Neil Harbison. Dünyanın ilk cyborguyla tanışın. Neil Harbison adındaki bu adam, dünyaya akromatopsi hastalığıyla gelmiştir. Renk körlüğü anlamına gelen bu hastalık, Neil'in hayatında hiç renkleri görmemesine ve dünyayı siyah beyaz olarak algılamasına sebep olmuştur. Ancak Neil, kafasına yerleştirilen anten sayesinde renkleri duymaya başlamış ve hayatını bu yöne doğru şekillendirmiştir. 2004'ten sonra böyle yaşayacağı kesinleşen Harbison, bizim aygıt olarak gördüğümüz elektronik aleti vücudunun bir uzantısı olarak görüyor. 15. John Ferraro. Asla denemek istemeyeceğiniz bir diğer rekorda sıra. John Ferraro adındaki bu adam, muhtemelen hayatı boyunca hiç çekiç kullanmamış. Çünkü o 2 dakika içerisinde 36 çiviyi alnıyla tahtaya çakıyor. Bu rekor süreyle Guinness Rekorlar kitabına girebilmeyi başarmış John, kesinlikle dünyanın en güçlü alnına sahip. Muhtemelen yakın çevresindeki kişiler de duvara çivi çakmak istediğinde John'u çağırıyordur. Ama bizden size bir uyarı, kesinlikle evde alnınızda çivi çakmaya kalkışmayın. Çünkü bu rekortman adamın alın yapısı diğer insanlardan daha farklı ve kalın. Bu yüzden alnıyla çivi çakarken John kesinlikle zarar görmüyor. 16. Valentina Vasilyeva. Kırılması en zor ve en sıra dışı rekorlardan bahsettiğimiz videomuzda bu sefer dünyanın en çok doğuran kadınından bahsedeceğiz. Rusya'da yaşayan Valentina Vasilyeva isimli bir köylü, dünyanın en çok doğum yapan kadını. 1725-1765 yılları arasında doğan 69 çocuğun 16'sı çift dikiz, 7'si üçüz ve 4'ü dördüzdür. Bu alanda dünyada tek olan kadın elbette Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başarmıştır. 17. Dean Sheldon. Peki kimler bir akrebe dokunabilir, hatta onu ağzına alabilir? Muhtemelen birçoğunuzun yanıtı hayır olacak. Ancak Dean Sheldon, ağzında en uzun süre akrep tutan adam olarak Guinness Rekorlar kitabına girmiş. 17.78 santimlik akrebi Sheldon tam 18 saniye boyunca ağzında tutmayı başarmış.
18. Kate Jung. Dünyanın en ince belli kadını Kate Jung'la tanışın. Bu kadını ve ultra ince belini gördükten sonra bir insan kendine neden böyle bir şey yapar ki diye soruyor olabilirsiniz. Cevabı inanın biz de bilmiyoruz. Dünyanın en ince belli kadını olarak Guinness Rekorlar kitabına adını yazdıran Kate Jung görenleri hayrete düşürüyor. Kate Jung bu ultra ince beli 1983 yılından bu yana daraltarak taktığı korselere borçlu. Kate Jung'un beli korsesiz 53.34 cm, korseli ise sadece 38 cm. Dünyanın en sıra dışı rekorlarını izledikten sonra asla denemem bile dediğiniz bir rekor var mı? Varsa bize yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.